Geçenkinde önermelerin çelişiklerini görmüştük değil mi? Önce önermelerin işte genel hallerini gördük. Kaça ayrılıyordu, ne oluyordu, ne bitiyordu. Sonra bu önermelerin çelişiklerini gördük. Bir önerme zatı gereği yanlış kıldığı diğer önermeye onun çelişiği deniyor. Bir önerme başka bir önermeyi zatı gereği yanlış kılıyorsa o önermeye bunun çelişiği deniyor. İkisi, iki çelişik bütün ihtimalleri içerir. Yani iki çelişiğin dışında başka bir ihtimal yoktur. Bir şey ya A'dır ya da A'nın değilidir. Başka bir ihtimal var mı? Hem A hem A'nın değili olabilir mi? Olamaz. Ne A ne A'nın değili olabilir mi? Olamaz. Ya A olacak ya da A'nın değili olacak. Nerede görmüştük bunu? Kelamda. Allah'ın sıfatları zatının aynısı ne aynısıdır ne gayrısıdır olabilir mi? Olamaz. Bir şeyin ya aynısıdır ya da gayrısıdır. Yani Allah ya şu silgidir, önümdeki silgidir ya da değildir. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Allah silgi değildir. Bunun gibi Allah ya sıfatlarının kendisidir veya gayrısıdır. Başka bir şeydir. Bu çelişikler, önermelerin çelişikleriydi. Bir de döndürmeleri var önermelerin. Bundan sonra bitiyor. Bundan sonra şeye geçeceğiz. Kıyas bahsine geçeceğiz. Artık son konumuz kıyas. Sonra mantık ilmi bitecek. Önermeler bildiğiniz üzere tasdikat kısmının, mantığın hani bir tasavvurat bir de tasdikat vardı. Tasavvurat beş külli ve külli ve kavli şarihti. İkiye ayrılıyordu. İlkeleri beş külliydi. Maksatları, gayeleri kavli şarihti. Aynı şekilde tasdikat da ikiye ayrılacak. İlkeleri ve maksatları. İlkeleri önermeler, tasdikatın ilkeleri, tasdik ettiğimiz şeylerin temelleri yani önermelerdir. Bunların birleşmesinden oluşan şeyler de kıyaslardır. Biz bilinenlerden bilinmeyenlere ulaşma dediğimiz kıyası bu önermeler aracılığıyla yapıyoruz. O yüzden önermeler ilkelerdir. Kıyas da maksadımız. Yani mantık ilmindeki tasdikat bahsinin asıl maksadı kıyas. Önermeler nedir? O kıyasları yaptığımız parçacıklar. İşte bunun son konusu döndürme. Çelişkideki durum neydi? Bir önerme zatı gereği yanlış kılıyordu çelişiğini. Döndürmede de zatı gereği doğru kılıyor. Ama hangi şekilde? Mevzu ile mahmulün yerini değiştirerek. Yani bir önermede mevzu vardır, mahmul vardır. Bunu aynı şekilde şartlı önermeler için de söyleyebiliriz. Ama şartlı önermelere şimdi girmeyeceğiz. Çünkü şartlı önermelerde işler biraz karışacak. Onu orta seviyede göreceğiz artık. Bu kitabın şerhinde de geçmeyecek o. Katibi'nin kitabında göreceğiz. Şemsiye'nin şerhinde artık oralara kadar ulaşabilirsek inşallah. O kitaplarda göreceğiz şartlı önermelerin döndürmelerini falan. Burada yani burada yine değindim kısaca. Zaten bir tane, bir tek bitişik lüzumiyenin şeyi vardır. Döndürmesi vardır. Diğerlerinin yoktur. Kısaca değindim. Aynı mantıktır. Bu yüklemlilerle şartlıların döndürmeleri aynı mantıktır. Ama şu şartlıları biraz daha açacağız orta seviyeye geldiğimiz zaman. Asıl mesele zaten buralarda başlayacak. Yani mantığın zorlukları ve bizi bilinenlerden bilinmeyenlere uğraştırdığı asıl meseleler şartlı önermelerde gelecek. Şimdi ne dedik? Çelişiklerinde A önermesi zatı gereği A'nın değili önermesini yanlışlıyor. Döndürmede de yüklemle konunun yani mevzuyla mahmulün yerini değiştiriyoruz. Önceki önerme zatı gereği bu yeri değişen mevzuyla mahmulün yeni oluşturduğu önermeyi zatı gereği doğruluyor. Şimdi örnek üzerinden gidelim daha kolay olacak. Yüklemli daha güzel anlaşılacağı için ondan başlayalım. Her insan hayvandır. Şimdi ben size sorsam bunun çelişiği nedir? Ne görmüştük? Her insan hayvandır önermesinin çelişiği nedir? Bazı insanlar hayvan değildir miydi? Aynen öyle. Bazı Doğru. insanlar hayvan değildir. İki önerme birbirini zatı gereği yanlışlar. Peki neden hiçbir insan hayvan değildir deyip bu önermenin çelişiği?
Zatı gereği yanlışladı. Yani efradına cami ayarına mani olacak. Zatı gereği yanlışladığı herhangi bir şeyden bahsetmiyoruz çelişik için. Başka bir ihtimal bırakmayana kadar kapsadığı önermeden bahsediyoruz. Yani her insan hayvandır önermesi, zatı gereği olumsuzladığı tüm önermelerin toplamı, bazı insanlar hayvan değildir önermesidir. Dışarıda hiçbir ihtimali bırakmadı. Bu elbette hiçbir insan hayvan değildir önermesiyle de çelişir. Ama bunun çelişiğinin bir parçasıdır o. Tamamı değildir. Biz tamamını soruyoruz. Yani bunun çeliştiği önermenin tamamı nedir? Bazı insanlar hayvan değildir önermesidir. Tamam. Peki şimdi insan bunun konusu, mevzusu. Hayvan yüklemi yani mahmulü. Yerini değiştireceğiz. Hayvanı konuya, mevzuya alacağız. İnsanı ise mahmule alacağız. Şu her değişebilir. Onu şimdilik spoiler vermiyorum. O zaten mesele orada yani. Hayvanı başa alacağız, insanı sona alacağız. Her insan hayvandır önermesi geçerliyken hangi şekilde, hangi durumda hayvanın mevzu olduğu, insanın mahmul olduğu önerme doğru olur zatı gereği? Şu durumda işte. Bazı hayvanlar insandır. Hayvan başa geliyor. Bazı hayvanlar, bak her değişti. İnsandır, sona geldi. Yani her insan hayvandır önermesinin döndürmesi, bazı insanlar, bazı hayvanlar insandır önermesidir. Şu önerme, her insan hayvandır önermesi zatı gereği, şu önermeyi doğru kılar. Bu önermeyi doğru kılar. Şimdi neden böyle dedik? Çünkü her insan hayvandır. Bu bir mevzu, şu bir mahmul. Mevzuya mahmulü yüklüyorsun. Diyorsun ki şu mahmul, hayvanlık mahmulü yüklemi, insanlık mevzusuna yüklenen bir şeydir. Tamam. O zaman mevzu ne zaman varsa mahmul o zaman vardır. Peki tam tersi geçerli mi? Mahmul ne zaman varsa mevzu her zaman var olmak zorunda mıdır? Örnekten anlaşıldığı kadarıyla yoktur. Açık. Her hayvan insan değildir çünkü. O yüzden diyoruz ki mahmul her zaman daha geneldir. Her zaman daha geneldir. Gerçekte de daha genel olabilir. Vakıada da daha genel olabilir. Buradaki gibi. Her insan hayvandır örneğindeki gibi. Zihni olarak da daha genel olabilir. Hayvan ne zamanki daha geneldir. Yani mahmul daha genel olduğu için her hayvan insandır diyemiyorsun. Eğer ikisi eşit olabilseydi her insan hayvandır. Örneğindeki gibi. İkisi eşit olabilseydi yani insanla hayvan veya mevzuyla mahmul genellik ve özellik bakımından eşit olabilselerdi her hayvan insandır önermesi de geçerli olurdu. Ama böyle geçerli olamıyor. O zaman diyoruz ki mahmul işte ya vakıada daha geneldir ya da takdiren zihinde daha geneldir mahmul. Siz A'dır dediğiniz zaman bile A'dır dediğiniz zaman bile ikinci A birinci A'dan daha geneldir. Öncelikle mevzudaki A kendisine işaret edilen bir varlık veya isterseniz bunu külli bir şey olarak da alabilirsiniz. A'lık A'lıktır diyebilirsiniz. İkinci A işte bu işaret ettiğiniz ister cüz'i varlık olsun ister külli varlık olsun ikinci A bunu içine alan zihinsel bir kavram. Buna yüklenen bu A'yı içine alan zihinsel bir kavram. Dolayısıyla mahmul olan A mevzu olan A'dan daha geneldir. Zihni olarak. Buradaysa vakıada da daha geneldir. Hayvan insandan daha geneldir. O yüzden bunun döndürmesi, aksis deniyor buna Arapçada. Döndürmesi, şimdi buraları önce görelim sonra metne geçeceğiz. Her yani külli değildir. Bak mucibeyi külliye. Mucibeyi külliye bu her şeyi. Mahmul daha genel olduğu için döndürmesi işte mucibeyi cüz'i oluyor. Çünkü her hayvan insan olamayacağından dolayı bazı hayvanlar
insandır dememiz gerekiyor. Genel hatlarıyla mahmulün mevzudan her zaman genel olmak zorunda olduğunu anlayalım. Bu bize şimdilik yeter. Yeter derken bu aslında çok giriş seviyesi de değil. Biraz daha mantığın felsefesidir yani bu. Mahmul her zaman daha genel olduğu için işte külliyenin, mucibe-i külliyenin döndürmesi mucibe-i cüz'iyedir. Yani her insan hayvandır. Döndürmesi her hayvan insandır değil. Bazı hayvanlar insandır. Bunun sebebini anlatmaya çalıştım şimdi. Yani neden şu her bazıya dönüştü? Bunu anlatmaya çalıştım. Mahmul daha geneldir derken. Tamam, aynı şekilde mucibe-i cüz'iyeye geldik. Şimdi mahsusanın ve mühmelenin görmüştük bunu önceki derslerde. Döndürmesi olmuyor. Bu ikisinin döndürmesi olmuyor. Sadece mahsuranın oluyor. Şunlar da mahsura içine giriyor. Yani mahsuranın şartlı kısımlarından bahsediyorum. Bitişik ittifakiye olmuyor. Ayrık şartlı olmuyor. Bitişik lüzumiyenin var sadece döndürmesi. Diğerlerinin döndürmesinden ilim elde edilmiyor. Bitişik lüzumiyenin var. Hamniye-i mahsurayı göreceğiz. Yüklemli mahsurayı. Sonra bitişik lüzumiyeyi göreceğiz. Ondan sonra metnimize geçeriz. Mucibe-i cüz'iye nasıl döndürülüyor? Yine bazı hayvanlar insandır. Şu insanlık yüklemi bazı hayvanlara yükleniyor. Bu her hayvan insandır olsaydı bile bazı insanlar hayvandır diye döndürülecekti ya. Bak burada öyle yaptık. Burada aynı yine bazı hayvanlar diye çevirdik. Bazı hayvanlar insandır önermesi zatı gereği bazı insanlar hayvandır önermesini de doğrular. Hayvan başa geldiğinde ya da hayvan baştayken insan bazı hayvanlar evet hayvan baştayken insan sondayken mahmulken insanı başa aldığımızda yine bazı insanlar hayvandır şeklinde söylüyoruz. Ama mesela bu önerme başta bize garip geliyor. Neden? Çünkü her insan hayvandır. Ama her insanın hayvan olması önermenin maddesi. Mantıkta şu önermeden zorunlu olarak çıkan döndürmeyi biz araştırıyoruz. Şu önermeden zorunlu olarak çıkan döndürme budur. Maddesi bizi ilgilendirmiyor şeyin, önermenin. Biz sadece biçimsel olarak bakıyoruz. O mantıkçının işi değil, maddesiyle ilgilenmek. Yani bu önerme gerçekte doğru mudur, yanlış mıdır? Mantıkçının işi değil, mantıkçı bunu biçimsel olarak şey yapar. Salibe-i külliye, yani hiçbir taş insan değildir önermesi. Bunun döndürmesi de aynı şekilde hiçbir insan taş değildir. Çünkü insan olmaklığı taş olmaklıktan olumsuzladık. Ve aralarında hiçbir kesişim yok. Taşla insanın arasında hiçbir kesişim yoksa insanla taş arasında hiçbir kesişim yoktur. Bu en kolay olanı içlerindeki. Dolayısıyla hiçbir insan taş değildir. Önermesi bunun döndürmesidir. Bu önermeden hiçbir taş insan değildir önermesinden zorunlu olarak hiçbir insan taş değildir önermesi çıkar. Salibe-i cüz'iyenin döndürmesi yok. Yani bazı taşlar insan değildir önermesinin döndürmesi yok. Çünkü bazen doğru çıkıyor. Ne dersek diyelim. Mesela işte salibe-i külliye desek de salibe-i cüz'iye desek de bazı durumlarda doğru çıkıyor. Bazı durumlarda yanlış çıkıyor. Mesela bazı insanlar, bazı hayvanlar insan değildir diye. Bazı hayvanlar insan değildir. İnsanı başa aldık. Bazı insanlar hayvan değildir oluyor mu? Olmuyor. Hiçbir insan hayvan değildir oluyor mu? O da olmuyor. O zaman deniyoruz. Bir örnekte bir şey oluyor. Başka örnekte öbürü olmuyor. Salibe-i cüz'iyenin döndürmesi yok. Yani zatı gereği bazı insanlar taş değildir önermesi zatı gereği hiçbir önermeyi doğru kılmıyor. Ya döndürme anlamında söylüyorum. Mahmulünü mevzu yaptığımız zaman zatı gereği hiçbir önermeyi doğru kılmıyor. Bunlar yüklemlilerdi. Geldik şartlılara. Şartlı bu bitişik ittifakiyede yok. İttifakiye neydi? Tesadüfen geçerli olan, herhangi bir aralarında lüzum bağı olmayan, ayrık ya öyle ya böyle dediğimiz önermelerdi. Bunlara da döndürmeleri yok. Sadece bitişik lüzumiyenin var. Lüzumiyeyi muttasıla. Bunlar da aynıdır. Yani şuradaki genel kaide neyse, şu yeşil yerler var ya,
Mucibe-i külliye, mucibe-i cüz'iye olur. Aynı şekilde. Mucibe-i cüz'iye, mucibe-i cüz'iye olur. Salibe-i külliye, salibe-i külliye olur. Aralarında hiçbir fark yok temel mantık olarak. Sadece küllilik ve cüz'ilik şartlı önermelerde nasıl oluşuyordu? Hatırlayanınız var mı? Şimdi mahsurada mevzunun durumuna göre. Küllilik ve cüz'ilik. Her gibi ifadeler veya hiçbir gibi ifadeler külliydi. Tamamını kapsıyorsa. Bazı gibi ifadeler cüz'iydi. Peki şartlılarda nasıldı? Bu cüz'iliği ve külliliği belirleyen şey. Evet, zaman ve şartlar, durumlar. Yani her zaman, her şartta, her durumda gibi ibareler külliliği ve cüz'iliği belirliyor şartlılarda. Bir şey, örneklerden gidelim. Bir şey her ne zaman insansa hayvandır. Her zaman, yani insan hayvana her zaman yüklenir. Bir şey her ne zaman insansa aynı zamanda hayvandır. Değil mi? Doğru. Bunun döndürmesi nedir? Hayvanı başa aldığımızda her ne zaman hayvansa veya başka bir şey diyeceğiz orada. Bazen diyeceğiz. Ne zaman hayvansa insandır? Bazen. Öyle sorabiliriz mesela bunu. Bir şey hangi durumlarda veya hangi zamanlarda hayvansa insandır? Bazen. Çünkü her zaman olmuyor. Her zaman olduğu önermeler var mı? Var. Ama biz en genelini araştırıyorduk. Her zaman doğru olacak döndürme önermesini araştırıyorduk. İşte bu. Cüz'iye. Mucibe-i külliye her ne zamansadır. Mucibe-i cüz'iye bazendir. Yine aynı şekilde mucibe-i cüz'iye mucibe-i cüz'iye olarak döndürülüyor. Bitişik lüzumiye de şartlı da. Bir şey hayvansa bazen insandır. Bu önermeyi şu aşağıdaki gibi söyledik. Şu önermenin döndürmesine bir şey insansa bazen hayvandır. Doğru mu? Burada dikkat etmemiz gereken şey şu önermeden bu zorunlu olarak çıkar. Peki bu önerme doğru mu? Bir şey insansa bazen hayvandır önermesi doğru mu? Maddesini soruyorum. Ama bazen olmaz. Yani her zaman olması gerekmez mi bu durumda? Bunu sormak istedim. Bu tuzağa çektim sizi. Düştünüz. Bu önerme bir şey insansa bazen hayvandır önermesi bazen hayvan olmadığı anlamına gelmez. Bu başka bir hüküm. İşte mefhumu muhalif denilen şey bu. Çok önemlidir. Bunu mutlaka hatta araştırma da yapmanızı tavsiye ederim. Mefhumu muhalif çok önemlidir. Fıkıhta da önemli bu. Felsefede de önemli. Mantıkta da. Fıkıhta Hanefiler aynı mantıktaki gibidir. Bizim gördüğümüz gibidir. Mefhumu muhalife bakmazlar. Yani bir şey insansa bazen hayvandır önermesinden bazen hayvan olmadığı önermesi çıkmaz der Hanefiler. Diğer mezhepler çıkar derler. Ama mantıksal olarak bu çıkmazlar. Mantıkta ittifak var bu konuda. Mantıksal olarak çıkmaz. Şu önerme bazen hayvandır önermesi başlı başına bir önerme. Bazen hayvan olmadığı anlamını içinde bu kapsamıyor. O başka bir hüküm. Yani onu ister sonra verirsin ister vermez duruma göre. Bu hüküm tek başına bir hüküm. Başka bir hükmü bu gerektirmiyor. İnsansa bazen hayvandır. Doğru mu? Doğru. Çünkü bazenlik her zamanlığı kapsar. Mesela güneş her zaman yanar. Her zaman yanan bazen de yanmış olur. Öyle değil mi? Her zaman yanıyorsa bazen de yanacak. Diğer bazen yanmadığı hükmünü çıkarmıyoruz buradan. O zaman mefhumu muhalifin bir hükmü yok. Beni ilgilendiren sadece zamanın bazılığında şu hüküm geçerli mi değil mi? Zamanın bir kısmında şu hüküm geçerli mi değil mi? Bu beni ilgilendiriyor. O yüzden bunun bir şey hayvansa bazen insandırın döndürmesi aksi bir şey insansa bazen hayvandır. Çünkü her zaman doğru olur bu. Şu önerme her zaman şu önermeyi doğru kılar. Aynı şuradaki mantık gibi. Salibe-i külliye de aynı şekilde buradaki mantıkla. Bir şey insansa hiçbir zaman taş değildir. Taşlık ve insanlık hiçbir zaman hiçbir şekilde birleşemez.
Dolayısıyla bir şey taşsa hiçbir zaman insan değildir. Buralar anlaşılmıştır diye umuyorum. Sorularınızı, ekleyeceğiniz şeyleri alalım. Metne geçelim ondan sonra. Şuradayız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El aksu döndürme ve huve nedir? En yusayyar dönüştürülmesi, haline getirilmesi. El mevdu'u mevzunun mahmulen mahmul haline konunun yüklem haline getirilmesi. Vel mahmulu yüklemin de mevdu'an konu haline getirilmesi. Neyle beraber? Me'a beka'il icabi ve selbi. İcab ve selbi. Yani olumluysa olumlu olarak kalacak önerme. Olumsuzsa olumsuz olarak kalacak. Her insan hayvandır. O dır kaldı. Hayvanı başa aldın. Ne yaptın? O heri değiştirdin. Bazı hayvan insandır dedin. Bir halihi. Olduğu hal üzere kalacak icab ve selb. Ve tasdiku ve tekzib. Doğrulama ve yanlışlama bir halihi, hali üzere kalacak. Şu tekzip meselesini görmeyin bunu. Yokmuş gibi davranın. Burada birkaç şey var. Nüans var. Çünkü yanlışsa, bir önerme yanlışsa döndüğü önermenin de yanlış olmasını gerektirmiyor. Doğruysa doğruluğunu gerektiriyor. Ama aksi, yani döndürüldüğü önerme yanlışsa kendisinin de yanlış olması gerekiyor. Vel mucibetul kulliye, mucibeyi külliye, la tenakis kulliyeten. Gördüğümüz gibi her insan hayvandır önermesi, her hayvan insandır şeklinde çevrilmez. Neden? Li ennehu yasduku kavluna, şu sözümüz doğru olur. Kullu insan, hayvanın, bütün insanlar hayvandır. Ve la yasduku kavluna, şu sözümüz yanlış olmaz, işte doğru olmaz. Kullu hayvan insan, örneği verdiğimiz gibi her hayvan İnsandır önermesi doğru olmaz. Bel tenakisu, yani mucibeyi külliye tenakisu döner, döndürülür. Cüz'iyete, cüz'i olarak. Enne, çünkü biz izâ kulna dediğimiz zaman kullu insanin hayvanın, her insan hayvandır dediğimiz zaman yestuku kavluna, şu sözümüz doğru olur. Ba'dul hayvani insan. Bazı hayvanlar insandır, sözümüz doğru olur. Fe inna biz necidi buluruz. Şeyen mevsufen. Vasıflanmış bir şey buluruz. Bil insani. İnsanlıkla vasıflanmış bir şey. Vel hayvan. Ve hayvanlıkla vasıflanmış bir şeyi buluruz. Feyekunu ba'dul hayvani insan. Ve bazı hayvanları da insan olarak buluruz. Tamam, açıklamasını yapmış yani. Çok açıklamasına gerek yok onun. Zaten açık bir şey yani. Bazı hayvanların insan olduğunu bilmemiz. Vel mucibetul cüz'iyyetu. Cüz'i, mucibe-i cüz'iye, aydan, aynı şekilde ten'akisu, döner, döndürülür. Cüz'iyeten, cüz'i olarak, biha değil hucce. Bu da aynı şekilde. Mucibe-i cüz'iye olarak döndürülmesi gerektiğini söylüyor. Neden? Çünkü mucibe-i külliye bile mucibe-i cüz'iye olarak döndürülüyordu. O zaman mucibe-i cüz'iyenin haydaydı mucibe-i cüz'iye olarak döndürülmesi gerekiyor. Bunu da değindik. Metni şu an okuyoruz. Meseleleri zaten anladık artık. Vessalibetül kulliye. Tümel olumsuz. Tenakisu külliyeten. Aynı şekilde külliye olarak döner. Nasıl külliye? Salibeyi külliye olarak döner. Ve zâlike beyyinun bi nefsihi. Yani kendinde çok açıktır. Apaçıktır yani. Liennehu, çünkü o izâ sadaka kavlüne. Hu o değil. Şan zamiri. Liennehu, çünkü. İza sadaka kavluna, şu sözümüz doğru olduğunda, hangi sözümüz? La şey eminel insani, hiçbir insan yoktur ki bir haceri, taş olsun. Yani hiçbir insan taş değildir. Sözümüz doğru olduğunda sadaka kavluna, şu sözümüz de doğru olur. La şey eminel haceri bir insan. Hiçbir taş insan değildir. Sözümüz de doğru olur. Ve salibetül cüz'iyyetu, salibeyi cüz'iyye la akseleha lüzumen. Zorunlu olarak döndürmesi yoktur. Tesadüfi olarak döndürme gibi gelebilir. Ama zorunlu olarak değildir bu. Fe innehu, çünkü o yastuku, yine o değil bu, yine şan zamiri. Çünkü yastuku kavluna, şu sözümüz doğru olur. Ba'dul hayvani leyse bi insan. Bazı hayvanlar insan değildir. Sözümüz doğru olur. Ve la yastuku aksuhu. Yani bazı insanlar hayvan değildir. Sözü
veya hiçbir insan hayvan değildir. Velev ki o olsaydı yani döndürmesi. Doğru olmaz. Dedik bitti. Burada bitti. Metinle alakalı var mı değineceğimiz bir şey? Ben bu arada o tekzip meselesinin örneğine bakayım şurada. Onun şerhinde vardır. Diyor ki her hayvan insandır örneğini düşünelim. Her hayvan insandır. Doğru mu? Yanlış. Her hayvan insandır. Bunun biçimsel olarak döndürmesi nedir? Her hayvan insandırın biçimsel olarak döndürmesi. Bazı insanlar hayvandır. Evet, bazı insanlar hayvandır. Peki doğru mu? Doğru. Doğru. O zaman bir önermenin yanlışlığı döndürmesinin de yanlışlığını gerektirmedi. Ama döndürmesinin yanlışlığı kendisinin yanlışlığını gerektirir. Döndürme yanlışsa kendisi mutlaka yanlış olacak. Çünkü döndürme neydi? Birinci önermenin zorunlu olarak gerektirdiği bir şey. Zorunlu olarak doğruluğunu gerektirdiği şey yanlış bir önerme ise onu gerektiren şeyin kendisi de yanlıştır. Bu neye benziyor? Lazım-melzum ilişkisine benziyor. Lazım-melzum ilişkisi. Daha önce duymuş muydunuz lazım-melzum ilişkisini? Bu çok önemlidir felsefede. Duymuşsunuzdur ya, bizim felsefe derslerinde de buna değinmiştik. Bazı yerlerde geçiyor. Vel lazumu batulun vel melzumu mithluhu. Bu cümleyi çok göreceksiniz. Lazım geçersizdir. O halde melzum da böyledir, geçersizdir. Yani melzum var mı söyleyebilecek olan? Lazım ve melzum nedir? Çok önemli şeyler bunlar. Lazım önerme, melzum da döndürmesi mi? Yok. Öyle değil. Melzum zorunlu kılan önerme. Bir önerme, bir hüküm zatı gereği başka bir hükmü zorunlu olarak gerektiriyorsa, sadece döndürmeler için değil, sadece çelişkiler için de değil, daha genel bir şeyden bahsediyoruz. Birinci gerektiren önermeye melzum deniyor, gereken önermeye lazım deniyor. Mesela örnek verecek olursak diyor ki ne zaman ki güneş doğarsa yeryüzü aydınlanır. Doğru mu? Diyelim ki doğru. Tecrübi olarak söylüyoruz. Doğru. Burada melzum nedir? Melzum. Güneş doğarsa yeryüzü aydınlanır. Melzum nedir burada? Melzum neydi? Gerektiren. Lazım, gerektirilen. Sonuç olarak ortaya çıkan. O zaman güneş oluyor. Melzum güneşin doğması. Güneşin doğması melzumdur. Güneş ne zaman doğarsa yeryüzü zorunlu olarak aydınlanır. Güneşin doğması sebep, yeryüzünün aydınlanması zorunlu sonuç. O da lazımıdır. Yani güneşin doğması melzum ise yeryüzünün aydınlanması lazımdır. Peki, melzumun doğruluğu lazımın doğruluğunu gerektirir mi zorunlu olarak? Güneşin doğması yeryüzünün aydınlanmasını zorunlu olarak gerektirir mi? Gerektirir. Peki, güneşin doğmaması, yani melzumun yanlışlığı, lazımın da yanlışlığını zorunlu olarak gerektirir mi? Güneş doğmadıysa yeryüzü karanlık mı olur illaki? İllaki karanlık olmaz. Neden? Ya başka şekilde de aydınlatılabilir. Yani tam olarak temel mantık bu. Bu şeyin önermenin yanlışlığının döndürmesinin de yanlışlığını gerektirmemesi ama doğruluğunun döndürmesinin de doğruluğunu gerektirmesi tam olarak bununla alakalı bir şey. Yani bir önerme doğruysa bu melzum. Melzum varsa lazım da olacak değil mi? Döndürmesi de doğru olacak. Ama bir önerme yanlışsa melzum yoksa lazım da yok mu olacak? Böyle olması gerekmiyordu. O zaman bir önerme yanlışsa döndürmesinin de yanlışlığını zatı gereği gerektirmez. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir döndürmesi. Güneş doğmamışsa, melzum yoksa, yeryüzü aydınlık da olabilir, karanlık da olabilir. Bu bize yeryüzünün aydınlığıyla alakalı herhangi bir bilgi vermez, güneşin doğmaması. Sokak lambalarıyla da aydınlatabiliriz, başka bir şeyle de aydınlatabiliriz.
Ama güneş doğarsa aydınlanmış demektir artık yeryüzü. Peki lazımın doğruluğu melzumun doğruluğunu gerektirir mi? Biraz bir zihin jimnastiği yapalım. Lazımın doğruluğu melzumun doğruluğunu gerektirir mi? Sorayım peki. Yeryüzünün aydınlanması lazımdı. Yeryüzü aydınlanmış ise kesinlikle güneş mi doğmuş demektir? Hayır. O zaman lazımın doğruluğu melzumun doğruluğunu gerektirmez. Peki lazımın yanlışlığı melzumun yanlışlığını gerektirir mi? Evet, gerektirir. Aynen öyle. Melzumun yanlışlığı, lazımın yanlışlığı. Yani döndürme yanlışsa önerme yanlış oluyor ama önerme yanlışsa döndürmenin yanlış olması gerekmiyor. Aynen öyle. Tam olarak bunu demek istedim. Bu herhalde anlaşıldı artık, oturdu. Güneş, yeryüzü aydınlanmamışsa, karanlıksa güneş kesinlikle doğmamış demektir. Lazımın yanlışlığı melzumun yanlışlığını gerektirir. O yüzden asıl kıyaslarımız bizim lazımın yanlışlığı üzerine olacak felsefede. Vel lazımı batılın fel melzumu misluhu. Lazım batıldır. Yani bir önerme, bir varsayımda bulunuyoruz. Şöyle 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 olsaydı şöyle olurdu diyoruz. Doğru mu? Doğru. Böyle olsaydı böyle olurdu. Peki ikinci sonuç olarak zikrettiğimiz şey doğru mu? Yanlış. Lazım yanlış. Lazım yanlışsa melzum kesinlikle yanlıştır diyoruz. Mesela bütün varlıklar mümkünlerden ibaret olsaydı mümkünlerin teselsülü gerekir miydi? Sorun bu. Yani mümkünler sonsuza kadar gider miydi? Bu bunun illeti, bu bunun illeti. O mümkünün de illeti bu. Sonsuza kadar gider miydi? Bir mümkünde durur muydu? Mümkünde duramazdı. Çünkü mümkün tanımı gereği illete muhtaç olan varlık demektir. Mümkün varlık. İllete muhtaç. İllete muhtaçsa başka bir illet olması lazım. O da mümkünse onun da illeti olması lazım. O da mümkünse onun da illeti olması lazım. Hepsi mümkün olacaksa o zaman bu sonsuza kadar gidecek. Öyle değil mi? Bu önerme doğru değil mi? Yani bütün varlıklar mümkünlerden ibaretse mümkün varlıklar teselsül eder. Doğru mu değil mi? Sorum. Evet veya hayır diyeyim. Evet. Mehdi Hoca benim cevap alma isteğimi bilir. O yüzden hemen. Doğru doğru evet. Peki. Burada lazım şey melzum ne? Melzum. Melzum ne? Lazım ne? Bütün mümkünler, bütün varlıklar mümkünse mümkünler teselsül eder. Önermemiz doğru bir önerme. Peki melzum nedir? Lazım nedir burada? Lazım teselsüldür. Değil mi? Evet. Melzum varlıklar mı? Şey mümkünler mi? Bütün varlıkların mümkün olması mümkün melzum. Bütün varlıklar evet. mümkün olması melzum. Bu melzum neyi gerektirdi? Teselsülü. Teselsülü gerektirdi. Mümkünlerin teselsül etmesi önermesini gerektirdi. Şimdi o zaman lazım geçersizse melzum da geçersiz olacak değil mi? Lazım geçersiz, çünkü lazım geçersiz olunca melzumun geçerli olması ihtimali yoktu. O zaman varlıklar teselsül edemezse, teselsül imkansızsa varlıkların mümkünlerden ibaret olması da imkansız. Sonra teselsülü iptal ediyoruz. Diyoruz ki o zaman varlık mümkünlerden ibaret değildir. O zaman mümkünden başka var olabilecek tek varlık zorunlu varlıktır diyoruz. Yani kıyas yöntemimiz böyle olacak. Buna matematiksel bir örnek getirebilir misin? Getiririm. Hatta güzel bir örnek var aklımda. Örneğin diyorum ki 5'in karesi bu melzumdur. Eşittir 25. Bu da lazımdır. 5'in karesi ne zaman varsa 25 her zaman vardır. Yani melzum varsa 25 mutlaka vardır, lazım. Peki
5'in karesi yoksa 25 kesinlikle yok mudur? Hayır, var olabilir. 20 artı 5 de diyebilirdim fonksiyona. Değil mi? O yüzden bak, melzumun varlığı lazımın varlığını gerektirdi. Ama melzumun yokluğu lazımın yokluğunu gerektirmedi. Tersten gidiyorum. 25 bizim lazımımızdı değil mi? Lazımın varlığı, 25'in varlığı 5'in karesini gerektirdi mi? Yani 25 varsa kesinlikle bu 5'in karesi yok olduğu için mi vardır? Değil. Eksi 5'in karesi de olabilir. Veya 20 artı 5 de olabilir. Bunun melzumu. Başka bir şey de olabilir. O yüzden lazımdan melzuma gidilmez. Kelamcıların hatası bu. Alem üzerinden, yani lazımdan Allah'a ulaşmaya çalışıyorlar. Başka bir şey de olabilirdi o. Yani başka bir sebep de olabilirdi. Lazım üzerinden melzuma gitmek yanlış bu yüzden. Biz ne yapıyoruz? Melzumdan lazıma gidiyoruz. Bu Fussilet suresinde ben sürekli anlattığım bir ayet vardır ya. Allah'ın her şeye şahit olması yetmez mi? İbn Sina'nın da İşaret'in 4. namatının son bahsi, son paragrafı hatta. Sıddıkların burhanıdır diyor buna. Onu, yani onunla varlığa delil getirmek. Varlıktan, yani mevcudattan, alemden ona delil getirmek değil, onunla varlığa aleme delil getirmek. Tümden gelimsel metottan bahsediyor tabii burada. Peki, lazımın varlığı melzumun varlığını gerektirmedi. Peki lazımın yokluğu melzumun yokluğunu gerektirir mi? 25 yoksa 5'in karesi var olabilir mi? Olamaz. Doğru. Olamaz. Aynı bu şekilde. Bütün verdiğimiz örnekler matematiksel olarak da bu şekilde açıklanır. Bu lazım melzum ilişkisi çok çok önemli arkadaşlar. Bu tercümelere baktığımız zaman, tercümelere, bizim özellikle klasik felsefe eserlerinin tercümelerine falan baktığımız zaman, bunlar Türkçe kavramlarla karşılanmaya çalışılıyor. Bu da tam karşılamıyor meseleyi. Yani gereklilik diye çeviriyorlar bunu. Melzum, gerekli kılan. Gerektiren diyebiliriz yani. Gerektiren, lazım da gereken diye çevriliyor. Ama bu gereklilik zorunlu bir gereklilik mi? Yoksa işte ahlaki bir gereklilik mi? Veya başka bir şekilde bir gereklilik mi? Buna değinilmiyor. Bu anlaşılmayı zorlaştırıyor veya karıştırıyor meseleleri. Burada lazım melzum ilişkisi tam olarak matematiksel, mantıksal, zorunlu bir gereklilik. O yüzden lazım melzum diyebilelim. Metinlerde hep karşımıza çıkacak. Türkçe'ye çevirmeyelim diyeceğim. Zaten Türkçeleşmiş artık bu kelimeler. Böyle bilelim yani. Lazım melzum. Melzum zorunlu kılan, lazım onun zorunlu kıldığı ikinci hüküm diyelim. Evet, son soruları alalım.